Beyaz TV ekranlarına Nilüfer Zaman'la hoş geldiniz efendim. Kötü günlerden geçiyor olsak da biz her zaman olumlu enerjiler yaymaya gayret ediyoruz. O yüzden sağlıklı, mutlu, huzurlu, bol, bereketli, harika bir gün olsun inşallah hepimiz için. Nilüfer Zaman'ı sizler için yine dolu dolu hazırladık. Çok kıymetli konuklarım var bugün. Önce kanseri konuşacağız. Evet, kanser belki korkulan bir hastalık ama eğer burada doğru bilgilere sahip olursak o korkulan, herkesin korktuğu hastalığı aslında daha olumlu sonuçlara çevirebiliriz. Bizler de bu yayınları aslında bu yüzden yapıyoruz. Konuğum medikal onkoloji uzmanı doçent doktor Fatma Şen. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız? İyi diyelim, iyi olalım hocam. Hep söylüyorum aslında tabii ki çok kötü günlerden geçiyoruz ama ben şuna da çok inanıyorum. Eğer kolektif olarak her birimiz tabii ki yasımızı yaşayacağız. Tabii ki hepimiz çok üzülüyoruz. Benim de ciğerim yanıyor herkes gibi ama sürekli negatif enerjiye odaklanırsak da fiziksel olarak da artık bilim insanları da diyor ki enerjiyi büyütürsünüz. Pozitifi de negatifi de. Eğer biz bu negatif enerjiyi büyütmeye devam edersek de hiç bu kötü olayların arkası kesilmeyecek. O yüzden bir noktada evet çabamızı gösterirken moralimizi de mecburen yüksek tutmalıyız. Bunu siz kanser hastalarında da en iyi gören kişilerden birisinizdir. Evet. Tabii öncelikli olarak ben de özellikle arka arkaya gelen afetler, sel, yangın, devam eden afetler nedeniyle hepimiz çok üzgünüz. Bu nedenle de bütün şu an yangından etkilenen, selden etkilenen tüm vatandaşlarımızın acılarını paylaşıyoruz. Tabii ki birebir içinde olmak daha da büyük bir acı. Mutlaka. Fakat hepimizin evinde de bir hüzün havası var maalesef. Hı hı. Ve umuyoruz ki bu acılar, felaketler kısa sürede son bulur. Ve özellikle de canla başla çalışan, bu felaketin durmasında uğraşan tüm vatandaşlarımıza, tüm ekiplerimize de güç diliyoruz. Evet, hem güç diliyoruz. Ama dediğiniz gibi bir şekilde biz de mesleğimizi yapmak zorundayız. Hastalarımızın bize ihtiyacı var. Doğru bilgilendirme, doğru aktarımlarla biz de en azından kendi bize sürekli ihtiyaç duyan hastalarımızı ya da kişileri bilgilendirmeye çalışacağız. Evet. Evet, bu da çok önemli çünkü hayat bir yandan devinmeye devam ediyor hocam. İşte mesela böyle durumlarda hemen müzik kesiliyor. Tabii ki hani saygıdan bunu yapıyoruz ama müzisyenler de bir meslek grubu erbabı mesela. Evet. Dolayısıyla tabii ki konserler devam edecek ama konserlerde mesela birçok bölümünü yardımlara bağışlıyorlar. Ben tabii mesela bir şeyin iptal edilmesi yerine o şeylerde hem insanların para kazanmaya devam etmesi gerektiğini ama hem de oradan oraya bir fayda kesinlikle sağlanması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kesinlikle iptalin hiç kimseye bir faydası yok. Evet. O yüzden biz iptal etmek yerine, çünkü müzisyenler zaten aylardır pandemide işsiz kaldılar. Bu konuda da ben biraz daha duyarlı olmamız gerektiğini düşünüyorum. Yeri gelmişken bunu da söyleyeyim çünkü siz mesleğinizden devam ediyorsunuz. Şimdi sizin konunuza geri dönecek olursak hocam. Kanserle mücadelede aslında hayatın her şeyinde, hayatımızla mücadelede beslenmenin artık biz çok çok önemli olduğunu biliyoruz ama biz bunu istiyoruz ki kanser açısından sizinle birlikte değerlendirelim. Evet. Kanser ve beslenme ilişkisi ne kadar önemli hocam? Evet. Şimdi kanser ve beslenme ile ilgili özellikle yeni tanılan kanser hastaları ya da hastalarımız diyelim, tedavi özellikle işte kemoterapi, akıllı ilaç, immünoterapi ne alırsa alsın veya birçok hastamızda da yani basit haplarla da takip edebiliyoruz. Hı hı. Her şekilde beslenme konusunda bilgilenmek istiyorlar. Çünkü bu konuda çok fazla sosyal medyada, iletişim araçlarında doğru veya yanlış bilgilendirmeler söz konusu. Ve bu nedenle de özellikle ilk tanılan hastalarımızda ön bilgi olarak biz veriyoruz ve genellikle de onkolojide eğitim almış diyetisyen arkadaşlarımızla da görüştürüyoruz. Daha ayrıntılı, daha kapsamlı eğitime devam ettirebilmek için. Yanlış bilinen bilgiler var hastalarımız arasında. Örnek, bizim biliyoruz ki vücudumuzun, beynimiz, kaslarımız, birçok organımız karbonhidrat kullanıyor. Ve birçok hastamız karbonhidratın sıfırlanması gerektiği inancıyla bize geliyor. Halbuki özellikle uluslararası beslenme, kanser beslenme rehberlerinin önerisiyle biz biliyoruz ki hastalarımızın mutlaka, hatta
sağlıklı bireylerin de belli ölçüde karbonhidrat alması gerekiyor. Belli ölçüde mutlaka protein alması gerekiyor ve bunlar alırken zaten genellikle vücudun ihtiyacı olan yağı da almış oluyor. Minerallerimiz, vitaminlerimiz de belli ölçülerde almamız gerekiyor. Özellikle de karbonhidratta çok yanlış bilgiler var. Şeker tümörü besler kaygısıyla hasta hiçbir şekilde karbonhidrat, yani ekmekten tutun, meyveden tutun, evet, tatlılar, her şeyi içinde sıfırlıyor. Ancak özellikle vurguluyoruz, karbonhidrat vücudun kalorisinin, kanser hastalarında da öyle, %60'ını karşılamak zorunda. Eğer yeterli karbonhidratı alınması gereken içerikte almazsak bu sefer kaslarımız erimeye başlıyor. Bu nedenle de ben hastalarımı bilgilendirirken mutlaka günlük 1-1,5 bazen 2 gram kilogram gün protein almamız gerektiğini bir kere vurguluyorum. Yani protein bir kere bizim vücudumuzun önemli yapı taşı. Kaslarımız, birçok organımız, bizim proteinsiz biz hareket edemeyiz. Protein alırken de örnek 80 kilo birisi en aşağı 120 gram, 200 gram, 160 grama kadar protein tüketmesi gerekiyor. Ve proteinin başlıca kaynakları neler? Yumurta, peynir kahvaltıda olmazsa olmazlarımızdan. Ve diğer öğünlerde de diyoruz en aşağı ondan eksilen 80-100 gram kadar da hassas tartılarla ölçtüğümüzde bu şu büyüklükte bir kırmızı ete denk geliyor örnek. Proteinimizi o şekilde devam ettirmemiz gerekiyor. Haftanın 3-4 günü kırmızı et, bir gün balık, bir gün tavuk, bir gün baklagiller yemeğiyle bunları yerine koyabileceğimizi ifade ediyoruz. Kırmızı ette de yanlış bilinen şeyler var. Kırmızı et işte bağırsak kanseri yapar, evet, kullanılmamalı gibi hastalar. Kesilmesi lazım, evet, gibi. Fazla yenilen miktardaki et ve özellikle tütsülenmiş, dumana tutulmuş, yanmış et bağırsak kanseri için ve pek çok mide, bağırsak orada yemek. Orada o zaman pişirme metodu çok önemli. Pişirme metodu çok hocam. Önemli ve miktar çok önemli. Sıfırlamak hiç doğru değil. Bu sefer bağışıklığımız çöküyor, vücut çöküyor. Bu nedenle de mutlaka düzenli olarak yumurta konusunda da genellikle insanlar hep haşlanmış yumurta veriyor hastasına veya kendisi. Yani ben hep özellikle yumurtayı da çeşitli, mesela bir menemen yapıp içine iki yumurta kırmak gibi ya da peynirli gibi, yani değişik alternatiflerle verdiğimizde de kişi en azından tiksinmeden proteini doğru, rahat bir şekilde alıyor. Eti de bir kısmı yanlış anlıyor, löpet olarak alması gerektiğini. Sebze yemeği içerisinde, fırında, haşlama, yani çeşitli metotlarla onu da tüketmesi doğru oluyor. Karbonhidrata geldiğimizde de glisemik indeksi yüksek dediğimiz, yani yediğimizde birden insülini tavan yapan beslenme şeklini önermiyoruz karbonhidratta. Burada da özellikle şerbetli tatlılar, çikolatalar, rafine şekerden yapılmış her türlü ürünler. Diğer taraftan meyve suları, yani taze sıkılmış meyve suları bile bir meyve suyu bir bardak hazırlayabilmek için en az 2-3 portakal sıkmak neredeyse gerekiyor. Neredeyse yarım kilodan fazla portakal kullanıyorsunuz. Evet, kesinlikle meyve ana karbonhidrat kaynağı olmak zorunda bizim hastalarımızda. Ve her öğünde yenilen 1-2 dilim tahıl ekmek. Bulguru da özellikle önerilen karbonhidratlar arasında listelerde görüyoruz. Bu nedenle de hastalarımıza diyoruz ki meyvemizi tüketelim. Özellikle burada ölçü ne olmalı? 80 kilo birisi 800 gram günlük meyve tüketebilir ama bizim toplumsal olarak alıştığımız akşam oturup bir tabak meyve yemek şeklinde değil de meyveyi ortaya koyup saat 11'de bir elma, saat 2'de bir armut gibi bölerek porsiyonu 150 gramın üstüne çıkartmayacak şekilde tüketmek gerekiyor. Özellikle kavun, karpuz, üzüm yaz aylarında hastalarımızın vazgeçilmezi oluyor. Onları da sıfırlayın demiyoruz ama belli ölçülerde tüketin. Yani hani koca bir dilim değil de küçük dilimler şeklinde tüketmelerini öneriyoruz. Yağ zaten özellikle biliyoruz hani pek çok yağ belki bir glisemik indeksi yüksek karbonhidrat almaktan daha az zararlı ama o da bu sefer kardiyovasküler risk açısından yine ona da dikkat etmek gerekiyor. Vitaminlere gelirsek özellikle vitamin soruları çok geliyor bize. Yani evet, ek vitamin almalı mıyım? Ya zaten düzenli meyvesini, sebzesini, proteinini, karbonhidratını alan bir kişi yeterli vitaminlerini genellikle alıyor. Ancak mesela hastanın bir mide bağırsak problemi varsa, belli vitaminleri alsa bile emilemiyorsa bu hastalarda özellikle dikkat etmek gerekiyor. Zaten genellikle onkologlar olarak rutin takiplerde, tedavi sırasında veya takiplerde vitaminlerini kontrol ediyoruz. Eksik olanı yerine koymak çok doğru çünkü
eksik olan vitamin bu sefer hem nörolojik sistemde hem hemogram dediğimiz işte kırmızı kan hücrelerimizde, bağışıklık hücrelerimizde pek çok sistemde bozukluğa neden oluyor. Kesinlikle eksik olanı yerine koymamız gerekiyor. Fakat suda eriyen vitaminler dediğimiz A, E, C vitamini gibi vitaminleri sürekli gerekli gereksiz vermekle ilgili yeni çıkan yine uluslararası bir yayında da faydası yerine zararı olduğu gösterildi. Onun için yerli yersiz de sürekli vitamin takviyelerini de önermiyoruz. Ama beslenmesi iyi değildir, destek gerekiyordur. O hastalarda özellikle bizlere danışarak belli oranda takviyeler yapılması doğrudur. Probiyotiği de sormak istiyorum hocam. Çünkü artık biz eskiden bu kadar probiyotiği bilmezdik. Bilmeden işte turşudan, kefirden, yoğurttan alırdık. Ama şimdi probiyotiğin de dışarıdan takviyesi de var. Mesela özellikle kefirle ilgili ben iki farklı bilgi kanser hastaları üzerinde duyuyorum. Bir, kefir tüketim bağışıklığı çok yükseltir. İşte probiyotikten çok zengin tüketilmeli diyen bir grup var. Bir grup da diyor ki hayır işte çok güçlü bir şey bu probiyotik açısından. Kanserli hücreleri de besleyebilir eş zamanlı deniliyor. Burada yine kafa karışık hocam. Evet. Şimdi kefir dahil, bunu daha önceki yayınlarda da bahsettik, limondur, bitki kürleri. Yani her şeyin ölçülü olması gerektiğini vurguluyoruz biz hastalarımıza. Hasta kefir de tüketebilir. Kesinlikle probiyotik etkisi vardır. Fakat hiçbir şeyi abartılı bir miktarda kürler şeklinde bir hafta, 15 gün, bir ay, iki ay yüklü miktarda almalarını önermiyoruz. Bu nedenle de hiç almasınlar demiyoruz fakat ölçülü miktarlarda kefirde yemeli, limonu işte yemeğine, salatasına koyabilir ama her gün limon sıkarak limon kürleri yapmak gibi, maydanoz kürleri, ısırgan suyu kürleri gibi kürler önermiyoruz. Evet. Evet, beslenmeyle ilgili başka ekleyeceğimiz bir şey var mı hocam? Benim aklıma gelenler bunlar. Yani tabii çok sık geliyor. Yani bazen hasta arıyor, yakın arıyor. Diyor ki hocam işte börek yiyebilir mi? Evet. Evet, şunu da sormak istiyorum aslında hocam. Çünkü biz de anneannemle kanser sürecinde çok mücadele verdik ve biz de yakınları olarak konuya çok hakim olduk. Mesela onun ilk kemoterapi tedavileri başladığında doktoru greyfurt ve kiviyi kesmesini önermişti. Evet. O konuyu da sorayım. Güzel bir soru. Biz birebir yaşadığımız için aslında toplumsal sorayım. Olarak hepimiz biliyor gibi düşünüyoruz ama aslında çok doğru. Greyfurt kemoterapi aslında ilaçlı tedavidir. Hemen hemen yani sadece onkoloji ilaçları değil. Birçok ilaçta greyfurt eminim etkilediği için, eminim diyorum, metabolizmayı etkilediği için, ilaç metabolizmasını karaciğerde etkilediği için kullanımını hemen tüm hastalarda yasaklıyoruz. Yani biz hastalarımızı bir eve ödevi hazırlarken olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi greyfurt kesinlikle kullanılmayacak şeklinde. Kivi ve diğerleri için de ölçülü miktarda doktora danışarak belli oranda yani hani sürekli değil ama işte çok istedi ayda bir öyle olabilir diyoruz ama greyfurt kesinlikle olmazsa olmazlar arasında. Ama portakal değil hocam değil mi greyfurt? Hayır kesinlikle. Yani ikisinin meyve olarak birbirine turunç çok benziyor. Turunçgiller gibi olduğu için öyle düşünüyor. Mesela hasta greyfurt yenilmemesini söyleyince portakal aylarca portakal yemeği danışmamıştı. Olanlar diyoruz. Halbuki portakal mandalina dediğimiz gibi günde bir tane portakal yemek metabolizmayı ilaçlarla etkileşim açısından etkilediğine dair bir elimizde bir veri yok. Onun için de portakalını da mandalini de yiyebilir. Evet. Evet, harika. Peki hocam yolculukları da sormak istiyorum kanser hastaları için. Çünkü yaz daha çok insanların seyahate çıktıkları dönem. Yolculuk yapabilir mi kanser hastaları? Tabii şimdi özellikle yaz aylarında sıklıkla telefon ve mesajlarda aldığımız sorulardan bunlar. Yani hocam işte özellikle aktif tedavi alan hastalarımız yani kemoterapi, immünoterapi veya akıllı ilaçlar. Hocam işte memlekete gidebilir miyiz? Yurt dışına gidebilir miyiz? Uçağa binebilir miyiz? Özellikle bazı pompalı tedavilerimiz var. Onların dışında yani vücudunda takılı herhangi bir ilacı yoksa uçağa da binebilir hasta. Uzun yolculuk da yapabilir. Genellikle arabayla yapılan yolculuklarda mutlaka hastalarımızın belli sıklıklarla indirilip dolaştırılması gerektiğini yani bir dinlenme verilmesi gerektiğini vurguluyoruz. Ama uzun yolculuk tek başına hastalar için yani kanser tanısında olması engel değil. Fakat genel durumunda problem vardır. O zaman yine mutlaka doktoruya danışılarak yani bizlere danışılarak kararlar verilebilir. Bazı hastalarımızda da araba kullanmak istiyorlar özellikle. Örnek beyin radyoterapisi almış veya sıklıkla
tansiyon düşüklüğü, hipotansif ataklar geçiriyor ya da aldığı ilaçlar bazı nörolojik semptomlara neden oluyor. Onlarda da yine bize danışılması gerekiyor. Çünkü ani bir atakla bu sefer arabada bulunan diğerlerini de hayatını tehlikeye atabileceği için. Bizim yine dediğim gibi sıklıkla yazın aldığımız sorular arasında kesinlikle hemen çoğu tatilini yapabilir, yolculuk yapabilir. Özel durumlar olan hastalarımız, yani beslenmesi problemli az önce dediğim gibi olan hastalarda yakınlarıyla beraber bize danışarak planını yapabiliyor. Evet, hazır yaz demişken hocam ortam sıcaklığını da sorayım. Yani klimatize, klimanın olduğu bir ortamda bulunabilir mi hastalar? Evet. Yani sıcaklık etkiler mi? Bu önemli bir detay. Şimdi klimanın derecesi önemli bir. İkincisi de yelpazesi. Ne açıdan? Çünkü bizim bazı ilaçlarımız var platin grubunda. Örnek rüzgarda veya aniden bir soğuk ortamda olduğunda bazen hele de tedaviyi aldığı gün, yeni tedavi aldığı gün ödeme neden olabiliyor. Yani orada da özellikle aldığı ilaçlar çok önemli. Kanser tedavisini tamamlamış, takipteki kişilerin normal kişilerle aynı. Yani onlarla ilgili klima, tatil vesaire önerilerimiz benzer. Fakat aktif tedavi alanlarda mutlaka tedavi içeriğine göre klima karşısında oturup oturmaması gerektiği yine hasta bazında konuşulması gerekiyor. Yani herkes çok rahat klima karşısında oturabilir diyemiyoruz veya soğuk derecesi düşük ortamda diyelim. Ama hani belli bir derecenin üzerinde klima tamamen engel diyemiyoruz. Evet. Evet. Tabii seyahati sormuşken havuz ve denizi sormamak olmaz hocam. Evet. Havuz ve deniz kullanımı yapabilir mi kanser hastaları? Bu da çok sık sorulan. Yine bizim hastaları iki gruba ayırıyoruz. Hani dediğim gibi aktif kemoterapi almayan hastalarımız, yani ya da tamamlamış olan hastalarımız, onlar havuz ve denizi kullanırken eşlik eden hastalıkları yoksa normal kişilerle aynı benzer özellikte oluyorlar. Yani havuz ve deniz kullanma konusunda riskleri kullanıp kullanmamaları. Fakat aktif tedavi alan hastalarda dönem dönem bağışıklığımız düşebildiği için havuzda da bu enfeksiyon riskinin daha yüksek olması nedeniyle genellikle havuzu hiç önermiyoruz. Denizi de özellikle temiz olduğu bilinen denizlerde çok kendini yormadan kısa süreli girebileceğini ifade ediyoruz. Özellikle güneş altında çok kalmamaları gerektiğini veya özellikle de yine cildiye uzmanlarımızın önerileriyle gerekli güneş koruyucu kremlerini kullanarak tatillerini yapabileceklerini belirtiyoruz. Evet hocam, şimdi pandemi başladığından beri en çok sorulan sorulardan biriydi. Kanser hastaları COVID aşısı olmalı mı? Aşı tabii gündeme gelip aşı uygulamaları başladığından beri. Ben de tabii ki bu soruyu size sormak istiyorum. Kanser hastaları COVID aşısı olmalı mı? Artık tabii aşı epey zamandır yapıldığı için vakalar üzerindeki gözlemler de çok artmıştır sizler tabii açısından da. Bu açıdan da değerlendirirseniz şimdi çok sevindim. Tabii ki bu hastalık yani beklenmeden geldi tüm dünyanın başına. Öncesi yoktu, yani bu kadar tüm dünyayı etkileyen gerçek bir pandemi bence şu anda yaşanıyor. Çalışmalarda da en yeni çalışmalarda bile kanser hastalarının oranı büyük çalışmalarda %4 civarında. Özellikle SARS-CoV-2 aşı çalışmalarında. Fakat tüm uluslararası onkoloji rehberleri de ortak kararla, yine Türkiye'de de Sağlık Bakanlığı ortak kararıyla tüm kanser hastaları, özellikle solid tümör diyoruz, yani onkoloji hastaları, hematoloji hastaları farklı. Onların yüksek doz kemoterapi, kemik iliği nakli, CAR T-sel tedavileriyle ilgili özellikle ayrıca hematologlarıyla görüşerek belli dönemlerde. Yani lösemi hastaları mesela, evet, lösemi hastaları halkın anlayacağı şekilde. Fakat bizim bildiğimiz anlamda akciğer, meme, kolon gibi kanserler, yani diğer tüm kanserlerde tüm rehberler mutlaka SARS-CoV-2 aşısının yaşına, risk grubuna göre mutlaka yapılması gerektiğini vurguluyoruz. Bizim hastalarımıza da biz öneriyoruz. Aslında yanlış bir kanı var. Şu an Türkiye'de uygulanan iki aşı da gerçek canlı aşılar değil. Bu nedenle de canlı aşı olmadıkları için ikisini de önerebiliyoruz. Tabii ki BioNTech aşısının bilimsel dataları çok daha önceden geldiği için onun hakkında daha fazla yorum yapabiliyoruz. Ama özellikle İki doz aşıyı mutlaka tüm hastalarımızda öneriyoruz. Baştan iki doz Çin aşısı yapılmış hastalarımızın da üçüncü doz aşısıyla ilgili son 1-2 ay içerisinde hepsine bilgilendirme mesajları geldi. Onlara da
Yine bizim ülkemizdeki o iki aşının değerlendirme sonucu, üçüncü doz aşı gerekliliği ortaya konulduğu için bilim kurulu tarafından üçüncü doz aşısının da yapılması gerektiğini vurguluyoruz. Sinovac mı, işte yani Çin aşısı mı, Alman aşısı mı diye sorulduğunda da bunu Sağlık Bakanlığı iki seçenek veriyor. İkisi de doğru kabul ediyoruz. Genellikle BioNTech ile ilgili eğer çok eşlik eden bir hastalık yoksa onu mutlaka koruma öneriyoruz. Ama bazı hastalar çok çekimser kalıyor. İki Sinovac'ta sorun yoksa üçüncüyü de Sinovac olarak yaptırabilirsiniz diyoruz. Burada tabii işte komorbid durumlar, hastanın genel durumu, önceki aşılarda yaşadığı etkiler de önemli. Ama bütün aşı rehberlerinde tek engel daha önce aşıyla ilgili ciddi reaksiyon geçirmiş olmak. Onun dışında gerçek bir engel yok. Yani tüm aşılar yapılabilir. Kanser hastaları da aynı durumdadır. Vurgulanması gereken yine birinci doz aşısı, yine uluslararası bir çalışmada birinci doz aşı sonrası antikor %40 hastada varken ikinci doz aşı sonrası %90'lara ulaşıyor. Bu nedenle de yani normal toplumun biraz altında kaldığımızı bilmek zorundayız. Özellikle aktif tedavi olanlarda. İlerleyen günlerde de belki bizim hastalarımız aktif tedavi olanlara ek doz aşılar gerekir mi? Onları yine göreceğiz, önereceğiz. Evet, şunu da sormak istiyorum hocam. İşte insanlar her hastalıkta böyle acaba bana da bulaşır mı diye bir endişe ediyorlar. Hiç kanserin bulaşan türü var mı hocam kişiden kişiye? Şimdi kanser, yani kanser kendi adıyla, yani örnek akciğer kanseri bulaşıcı, buna dair hiçbir verimiz yok. Meme kanseri bulaşıcı bir verimiz yok. Ama örnek bir kronik karaciğer hastalığı var. Hepatit B'ye bağlı, C'ye bağlı. Kanser bulaşmaz ancak ona neden olan virüsler bulaşabilir. Yani bunları bilmek gerekiyor. Pek çok kanser de virüs ilişkili değil. Onun için de yani kanserin kendisi değil, virüsün bulaşabileceğini mutlaka vurguluyoruz. Biz şöyle yanlış bir kanı da var toplumda. Biz hastalarımıza izole olmalarını, yani hijyen konusunda maske, sosyal mesafe, onkolojide zaten eskiden beri var. Yani bağışıklık biraz aşağıda olduğu için ve hep bunu vurguluyorum. Covid dönemine en hızlı adapte olan hasta grubu bizimkiler oldu. Zaten maskeyi kullanıyorlardı. Zaten pek çok aşıdan mesafeyi kullanıyorlardı. Burada özellikle maske, mesafeyi korumak gerekiyor. Ve bunları kullandığında yanlış kanı olarak toplumda sanki onlar bir şey bulaştıracak gibi bir yanlış kanı oluyor. Halbuki biz hastalarımıza başkalarından bir şey bulaşmasın diye özellikle vurguluyoruz. Yani bizim hastalarımız birine bir şey bulaştıracağı riskinden dolayı değil, etraftan bir mikrobik enfeksiyon vesaire kapmasın diye dikkat etmeleri gerektiğini vurguluyoruz. Evet. Hocam yine kanser hastalarının yaşadığı bir nasıl söyleyeyim, karar verememe durumu şu konuda oluyor. İşte bir tümörlü bir doku var. Önce ameliyat mı olmalı, önce kemoterapi alıp işte tümörü mü küçültmeli? Burada nasıl karar verilmesi gerekiyor? Burada bu güzel bir soru. Mutlaka tüm o yani kanser tanısı olmuş hastalar multidisipliner dediğimiz cerrah, onkolog, patolog, radyolog, nükleer tıpçı ile beraber değerlendirilmesi gerekiyor. Çünkü neden? Hemen pek çok solid kanserlerde, lenfomalar, bazı testis tümörleri hariç, cerrahi mutlaka bizim olmazsa olmazlarımız arasında oluyor. Özellikle erken evrelerde. Hastaların tümör konseylerinde tartışılması gerekiyor veya küçük tümör konseyleri, bu COVID döneminde küçük tümör konseyleri de yapılıyor hasta bazında. 3-4 hekim bir arada karar verebiliyor. Hastanın evresine göre, yani ileri evre bir tümörde genellikle cerrahi önermezken erken evrede pek çok tümörde cerrahi öneriyoruz. Fakat artık biliyoruz ki bizim tedavilerimizde, yani medikal onkologların tedavileriyle pek çok cerrahın işi daha kolay hale geldi. Erken evre bile olsa etraf dokuları çok yapışık. Pek çok tümörde biz etkili tedaviyle onu daha rahat bir cerrahi yapılmasına hazırlıyoruz tedavilerimizde. Onun için de mutlaka erken evre bile olsa hastalarımız tan aldığında medikal onkologlarla görüşmelerini mutlaka öneriyoruz. Evet. Çok teşekkür ediyorum hocam. Bence çok çok kıymetli bilgilerdi. Hem kanser hastaları için bizi izleyen hem de kanser hastalarının yakınları için. Çünkü bu hastalığı tek başına değil aslında tüm aile birlikte yaşıyor. Biz de bunu anneannem de çok yakın bir şekilde yaşadık. Herkese kolaylıkla atlatmasını da diliyoruz buradan. Size de çok çok teşekkür ederim.
teşekkür ediyorum. Yeniden bekliyoruz sevgili ben hocam. Ben teşekkür ederim. Evet efendim, Nilfer Zaman devam ediyor. Bu defa başında söyledim ya, insanın enerjisinin, aslında her şeyin enerjisinin yüksek olması aslında hayatımızda o kadar önemli ki, bu enerjileri nasıl yükselteceğiz ve bilinçaltımız o kadar önemli ki. Her şeyi konuşacağız bu konuda aslında, kişisel gelişime dair. Kim geliyor? Kişisel gelişme eğitmeni Rahagül geliyor.